Hikmet'e hoş geldin diyoruz önce. Fontamara kitabını konuşacağız bugün. İtalyan yazar Ignazio Silone'nin. Yalnız ilk önce Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür ederim bizi lisede Edebiyat Müzesi'nde konuk ettikleri için. Bizi ağırladıkları için çok hoş bir mekan. Yukarıları da gezdiğimiz herhalde. Güzel kitaplar, evet. Yazarların mektupları, çalışmaları, ıslak imzalı birçok şeyler var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz tekrar. Şimdi ben de Fontamara'ya aslında baktım, biriniz acaba ses edecek misiniz? Kimse parmak kaldırmadı. Aldığım notları falan anca bugün kayda güzel bir şey geçirebildim. Biraz atlayabilirim, biraz uzun da olabilir. Atlaya atlaya da gidebilirim. Bilmiyorum artık neler olacak ama hakikaten çok güzel bir kitap. Çok evet. Keyifle okudum. Ne kadar günümüze uyan şeyler var diye siz de öyle düşünmüşsünüzdür muhakkak. Şimdi o zaman notlarımdan şöyle başlayayım ben. Kitap için en altında sınıfta yer alan köylülerin acılı ve umutsuz hayatını anlatan bir roman Fontamara. Mussolini İtalya'sında halkın içine düştüğü perişanlığı, sefaleti ve acımasızlığı, mahcup oluşunu en sert haliyle anlatıyor. Bir yazarın hayatına göz atmak istedim. Ignazio Silone, İtalyan yazar. 1900 doğumlu, 1978'de 78 yaşında vefat etmiş. İtalyan yazarın en önemli eserlerinden biri Fontamara. Bir diğer eseri de, bir başka eseri daha var. Ekmekmiş. Ekmek ve Şarap, evet evet. Asıl adı Ignazio Silone değilmiş yazarın. Secondo Tranquilli diye. Ama eserlerini her zaman Ignazio Silone takma adıyla yayınlamış. Toplumcu gerçekçilik akımına yönelik yazdığı romanlarında Mussolini İtalya'sını, özellikle güneyli fakir köylülerin hayatını anlatıyor. Abruzzo bölgesinin kurak coğrafyası, köylülerin batıl inançları ve faşist polisin baskıları sıkça kullandığı ana temalardır. Şimdi Abruzzo bölgesi deyince ben şöyle bir hemen Google Earth'e girdim bakayım bu Abruzzo bölgesi neresiymiş diye. Adriyatik kıyısında dağlık bir bölge. İtalya'nın 48 anayasası ile kısmi bölgesel özellik verilmiş 20 bölgesinden biriymiş. Apennin dağları ile Adriyatik arasına sıkışmış bölge ülkenin en seyrek nüfuslu bölgesi. 4 ilden oluşuyor. Tarih boyu her zaman tenha olmuş çünkü her zaman göç etmiş insanlar oradan. Kaçmışlar. 1901-1915 yılları arasında Abruzzo ve komşu bölge Molise'den çoğu Amerika'ya 1 milyon kişi göç etmiş. Bu kadar da insan yaşıyormuş demek ki orada. Bölgenin bilinen ilk halkı Pikeniyalılar yazıyor, doğru telaffuz ettiysem. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra modern yol ve demiryolu ulaşımı sağlanmış buraya. Turistlerin pek bilmediği, atladığı bir yer. Pek itibar görünmeyen bir bölge ama tarihi ve doğasıyla da güzelliklerle dolu zengin bir bölge olduğu söyleniyor. Ortaçağ kaleleri, köy manastırları ve Roma kalıntıları var diyor. Yeniden Ignazio Silone'ye dönelim. Yazar, annesi, babası ve küçük kardeşini depremde, sağ kalan diğer bir kardeşini faşizm zindanlarında, karısını da bir ayaklanmada kaybetmiş. Kendisi aktif olarak komünist olan yazar, romanlarında komünizmin idealleri ve başarısızlığını irdeliyor. Ayrıca yazarın komünizmi savunduğu dönemlerde Mussolini için bilgi taşıyıp muhbirlik yaptığı da iddia ediliyor. Eserlerinden Ekmek ve Şarap, Fontamara, Lucia'nın Sırrı, Bir Avuç Böğürtlen ve Diktatörlük Dersleri dilimize çevrilmiş. Fontamara romanı savaş sırasında Amerikalılar tarafından İtalyan halkına dağıtılmış. Mussolini karşıtı olmuş. Evet, yazar 1978 yılında Cenevre'de vefat etmiş. Fontamara 31 ya da 33 yılında yazılmış, 10 dile çevrilmiş. Sabahattin Ali çevirisi 1943 yılında yayınlanmış Türkiye'de. İşte Ekmek ve Şarap dedik, en iyi yapıtı sayılıyor. Bir de son bir eseri var, Severina diye. 1981 yılında yayınlanmış. Yani yazar öldükten 3 sene sonra. Severina veya La Spreza, şimdi İtalyanca'yı da söylemek çok zor. Spreza di Suor Severina. Yazarın son eseri, eser 1977-78 yıllarında yazılmış, Darina Silone tarafından düzenlenmiş ve tamamlanmış. Yazarın ölümünden sonra 81 yılında yayınlanmış. Darina Silone de kim derseniz, o da faşizm karşıtı İrlandalı bir gazeteci ve tercüman. 1944'ten 78'deki ölümüne kadar Silone'nin karısı olmuş, Ignazio Silone'nin. Faşizm deyince tabii Türkiye'deki faşizme de geliyoruz ve Can Yücel'in kitabın ön sözünde yazdıklarını okumuşsunuzdur. Evet. Nazım başta olmak üzere 1920'lerin sonlarında başlayan
Türk sosyalistleri işte neler yazdılar, Tan gazetesinde yazdılar. Bunları çok isterseniz okumayayım çünkü bunları okudunuz şeyin kitabın başında. Sabahattin Ali'nin çevirisini. Diyor ki bizim de o zaman yoksul bir köylü ülkesi olduğumuz için midir nedir? Faşizmi Apeninlerin yoksulun yoksulu köylüleri gözüyle görmek gözlerimizi büsbütün açmıştır diyor. Kendinizle de özdeşleştirmiş bunu. Ve yine Can Yücel, Sabahattin Bey'in bu faşizmi anlatırken sözcükleri cıvıl cıvıl gözleriyle bakarak seçtiğini, Sekmez sesiyle seçtiği bu kitabın zaten zorba takımı, zorbalar sultası altında inleyen bir köylüyün faşizmin de nasibini alınca nasıl direnç bilinci devşirdiğini anlatıyor. Yazısında işte kitabın içinde 5-10 eskimiş sözcükleri saymazsak ki onlar da çoğunlukta altında hepsinin güncellenmiş halleri var. Gayet hakikaten ustalıkla yazılmış. Çok da Sabahattin Ali'yi zaten okumak her zaman keyif. Çevirisi de aynı şekilde keyif. Şimdi kitap üzerine bir sürü yorumlar, onlar bunlar ararken bir sürü şey tabii ki insan karşısına çıkıyor. Evrensel Net'ten Barış Avşar kitap üzerine yorum yaparken Marksizmi duyurmanın zorluğundan bahsetmiş. Şöyle bir cümle var. Hoş buldum. İşçi sınıfının partisi olarak kurulan ve bu yönde faaliyet yürüten her politik birlik için köylülüğün kazanılması değişmeyen bir hedef oldu. Yüzyılların ötesinden gelen ve en gelişmiş kapitalist ülkelerde bile kırsal kesime hakim olan din sömürüsü, tefecilik, ırgatlık, kadercilik ve değişmeyenin iyi olduğu inancına karşı köylülük içinde işçi sınıfı ideolojisinin yani Marksizmin yeni dünyasının duyurucusu olmak partili militan için çetrefilli bir uğraştı. Köylüyü hakikaten her zaman ele almak çok zor. Belki Atatürk bile köylü milletin efendisidir derken köylüye sahip çıkmak istemiş olabilir. Mussolini İtalya'sı dedik. Mussolini'nin 83'te başlayan 945'te biten bir faşist hayatı var. Fakat işin ilginci Mussolini gençlik yıllarında önce sosyalizmi benimsemiş. Sonra faşist gruplarla bir araya geliyor. Ondan sonra Kral 3. Vittoria toplumsal krizi şiddetsiz bir yolla çözmek için 1922 tarihinde 31 Ekim 1922'de Mussolini'yi başbakan olarak atıyor. Mussolini'nin işte epey bir zorbalıkları oluyor. Kara gömlekliler denen kitapta da geçen kara gömlekliler özel esler gibi diyeyim ya da. Revli'den destek almış. Ve bir de Akdeniz'de eski Romalıların deyimi olan bizim deniz Akdeniz'e diyor ve Türkiye ile bu arasında sıkıntı yaratıyor her zaman Akdeniz'i bizimleştirmesi. Komünizm ve liberal demokrasiye aynı derecede düşman olan faşist parti İtalya'daki karmaşık durumdan istifade etti. Faşizm deyince aklımıza ne geliyor? Ben İtalyanca ne acaba dedim. Fascio sözcüğünden geliyormuş. Bağ, demet, engel, çatılı tüfekler, balta demeti, bağı anlamına geliyormuş. Kavram olarak İtalya'da 1922-43 yılları arasında etkinliğini sürdüren meslek kuruluşlarına dayanan yetkinin tek parti elinde olduğu aşırı ulusçuluk ve baskı kurmayı amaçlayan öğreti olarak görünüyor faşizmi. Bu dönemde aynı dönemde Stalin de var. O da 1878'de doğup 1953'te ölüyor. O da aynı dönemin. Biri faşizmle insanları öldürüyor, biri komünizmle öldürüyor biliyorsunuz. Yani o da çok faşist baskıcı Stalin. Onun da 1 milyona yakın vatandaşın ölümüne çalışma kamplarında toplamda 20 milyon yakın insanın ölümüne sebep oluyor Stalin'de. Bu geçen akşam Nazım'ın arkadaşı Ramiz Demirkuşak'ın hayatının anlatıldığı Nebil Özgen Türk'ün belgeselini izledim. Orada Gulga kampında olanlar, Gulag kampında yaşananları gördüm şöyle bir de. Yani insanın aklının hastalığının almayacağı şeyler. Yani insan faşist olsa, komünist de sosyalist ne olursa olsun bir şekilde kötünün eline geçince faşist oluyorsun sonuç itibariyle. Adamın ne olduğu önemsiz. Türkiye-İtalya ilişkilerine baktım biraz. Türkan Can Temur epey iyi çalışmış. Türklerin Anadolu'da yurt tutmaya başladıkları 11. yüzyıla kadar gidiyor. Ticari, askeri alanda etkisini gösteren ilişkiler var. Yaklaşık 100 yıllık bir sönük dönemin arkasından 1854 Kırım Savaşı ile başlayan yeni dönem Türk-İtalyan ilişkileri kısa bir sonra çatışmaya dönüyor. Bu Trieste diye bir şeyler geçti kitapta zannedersem değil mi ona girişlerde.
epeydir baktım ben Mondros müterkelerine girdim işte. Sonra Antalyalara geldik. Bizim Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra nerelere almaya çalıştıkları, nerelere yerleştiklerini, gittiklerini. Yani bunlar çok uzun uzun şeyler, ben kendime biraz bilgi olarak topladım. Hepsini size anlatamam burada ama isterim ki gönderirim, istiyorsanız okursunuz. Hakikaten çok uzun. İtilaf defterleriyle olan şeyler. Antalya işgal edildi. Daha sonra Kuşadası, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe bölgesindeki sahil şeridi, Muğla, Konya, Burdur, Afyon, Söke, Akşehir, bütün sahili. Akdeniz gelip Akdeniz'i alacak. Evet ya, Akdeniz bizim diyor zaten. Bir ekşi sözlüğe baktım. Ekşi'de çok severim ben neler yazılıyor kitaplar üzerine diye. Fontamara mesela zamanında bu kitabı bir öğretmene hediye etmesi nedeniyle, ceza istemiyle İsmail Hakkı Tonguç'a soruşturma açılmış. Niye böyle komünist bir kitabı veriyorsun diye. Bir de Carlo Lizzani'nin aynı adla Beyaz Perde'ye uyarladığı Fontamara filmi 1980 yılında Montreal Film Festivali'nde Grand Prix de Americas ödülünü The Stuntman filmiyle birlikte paylaşmış. Bir de size gönderdiğim film vardı. Siyah beyaz. İtalyanca tabii ki hiç anlaşılmıyor ama insan kitabı okuduktan sonra biraz şey oluyorsun. Ha bu odur. Brero'dur. İşte onun sevgilisidir. Bilmem nedir diye. Bir oturtuyorsun hepsini yerlere. Köylüler en altında sınıflar demiştik kitapta. Mertebe sıralamasında prensin köpeklerinden 3 kademe aşağıda olarak betimleniyorlar. Ama bu 3 kademe boş. Diyor ki prensin köpeklerinden sonra hiçbir şey gelmez diyor. Onun ardından da hiçbir şey gelmez. Onun ardından da hiçbir şey gelmez. Onun ardından köylüler gelir diyor. Bu beni çok etkiledi. Bu kadar sefillik. Mesela rüyada görülen Papa ile İsa'nın konuşmasını çok güzeldi. Hatırlarsınız. Köylünün mahsulü iyi olursa ekim fiyatları düşer diyor mesela. Her zaman bu bizim denize dökülen ekmekleri, atılan çilekleri, yollara atılan incirleri falan hatırladım orada. Mesela papaz tutmak, köyler o kadar fakir papaz tutamıyorlar diyor. Sonra gene kendimize döndük. Biz eskiden imamları falan köy halkı finans ederdi, değil mi? Tutarlardı. Her zaman din adamları böyle, sonra herkes maaşlı döndü. Eşek şakası yaptılar bir tane, yeni papaz diyerek eşeği saldılar, evet. Hatırlıyorsunuz. Evet. O da eğlenceyi de seviyorlar. Bir de çevreye yönelik şeyler de var. Yine aynı sayfada, 31. sayfada insanların doğaya nasıl müdahale ettiklerini anlatıyor. Rüzgarın yönünü çevirdikleri, derelerin yönünü. Hemen aklıma benim, HES'leri nasıl biz oluşturmak için dereleri çeviriyoruz geliyor. Erkekler tarlada çalışıyor. Bir kuruttukları bataklık var orada. Kadınlar köyde çalışıyor fakat İsyana, sulama isyanına suyu kesilince kadınlar gidiyor, 15 kadın gidiyorlar. Bir tane kadın var, Mariette diye, o da Ruhul Kudüs'ten gebe kaldım diyor. O da Meryem'e öykünmüş herhalde dedim ama bir kişi herhalde onun için geçerli. Kadın güçlü, ekonomiye münahil ve kadınlar evlenirken toprak getiriyorlar. Bir drahma mı derlerdi eskiden bir şey, drahma getirmek. Otlak her zaman herkesin malı. Şarbay malum var. Şarbay'ın köşkündeki davette konuklar çatlayıncaya kadar yiyorlar ve kusuyorlar. Burada millet bu kadar açken onlar kusup kusup gidiyor, yiyorlar herhalde ve tuvalet olarak bahçeyi kullanıyorlar. Çok pisler. Mesela Don Circostana, bilemeyeceğim şu adını. Seçimlerde kendisine oy versinler diye sadece kendi adının yazılışını öğretiyor ya. Başka bir şey bilmiyorum. Yani. Okuma yazma öğretmiyor. Sadece kendi adına öğretiyor. Ama nasıl kandırıldıklarını inanılmaz güzel işlemiş. Evet, çok iyi. Çok ve defalarca kandırılıyorlar. Protest çıkıyor köylüler. Ya öyle olduklarını zannediyorlar. İnanılmaz yine bir kandırılma olayı var. Müteahhit de ne diyor? Beni taşlamak için bile tuğlalarımı alamazsınız diyor. Mesela o da nasıl bir şey. İşçi yemeğini çok ucuza kapatıyorlar. Ve köylüler hakikaten altın altı yok yani. Şehirlerle münakaşa edilmez diyor. Kanunu şehirler yapar. Hepsi şehirli olan hakimler tatbik eder. Yine hepsi şehirli olan avukatlar izah eder. Sen her zaman yoksun. Ama işçiler de az değiller. Eğer diyor şey yoksa, kıyorlar, para yoksa diyor mahsul yok diyor. Parasını düşürdüğünü sanıyor patron. O da ayrı kotlarını temizlemiyor. Mesela ayrı kotların üstünü örtüyor, gidiyor. Evet, o alıyor parayı. Tabii tabii. O bir tanesi yani söylüyor onu. Benanzo muydu neydi? Bir o fikir veriyor. Evet, akıllıları uyandırıyor biri de. Evet. Sonra da üründen daha yükselince ayrı kotu işveren tabii ki görüyor. Patron gününü görüyor.
Onun için köylüler şey diyor, para iyi mi mahsul iyi, para kötü mü mahsul kötü. Yani emeği çalmayacaksın arkadaş. Amerika'ya göç geleneksel, az evvel söylediğim gibi bizim Almancılar gibiler gidiyorlar. 1915 yılları arasında 1 milyon kişi göç etti demiştik. Mesela kitapta 3 hukuktan bahsediyor. Papazların hukuku, efendilerin hukuku, bir de adalet, adetlerin hukuku var. Üçlük üzerine dönüyor. Hiç başka bir şey yok. Papazlar, efendiler, adetler götürüyor olayı. 62. sayfada harpte kim ne görür diye bir paragraflar var. Bir köylü harbin en küçük kısmını görür diyor. Şehirli büyük kısmını görür. Kral bütün memleketi görür. Her şeyi gören sadece Allah'tır diyor. Köylünün ne kadar etkilendiğini, şehirlinin ne kadar etkilendiğini anlatmış. Ama çok güzel cümlelerle. Çok ifade zaten ediyorlar. Bütün betimlemeler hakikaten çok güzel. Şarbayın yasaklayıcı emirleri var. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, bunu yapmayacaksınız dünya kadar. Ama ne diyor Berardo? Yani artık hiç kimse düşünmeyecek diyor. Faşizm her zaman önce düşünmeyi yasaklıyor. Düşünen insanı hiç kimse sevmiyor. Biz sizin yerinize düşünürüz diyorlar. Hükümet için, hükümet yaz gününde gökyüzündeki bulut gibidir diyor köylüler. Yağmur mu yağdırır, dolumu kimse bilmez. Fontamara'da kimin yönetimde olduğunun pek de önemi yok. Köylüler için çok da önemli değil aslında bunlar. Ekmek, aş önemli. Seçimlerden bahsediyor. İntihaba, yani seçime dayanan bir hükümet daima bu intihabı yapan zenginlerin emrindedir. Seçim deyince insanın aklı tabii ki direkt nereye gidiyor ben. Biliyorsunuz. Bir evet, yani. Şimdi bir de hep kendileri fakir oldukları halde fakirlere düşman kesilen bir kitle yaratıyorlar. Mesela kara gömlekliler gibi. O kadar hain oluyor ki kara gömlek, o kadar vahşi oluyorlar ki. Ve güzel Filippo da onlara katılmış, bu Berardo'nun sevgilisiyle biraz şey olan, Berardo'ya çekişen hırsla demek ki o da oraya katıldı. 89. sayfanın sonu ve 90. sayfanın başında bu siyah gömlek, kara gömlekler çok iyi tanımlanmış. İşte pek de yabancı gelmiyor bana. Bir de 98. sayfada kim yaşasın muhabbeti var. Kim yaşasın diyor. Verdiğin cevaba göre işte hükümet mi yaşasın, ekonomi yaşasın, o mu yaşasın, bunu mu yaşasın seni ayırıyor. Hileci misin, anarşist misin? Nasıl yazıyor karakterlere göre? Yaz komünist diyor. Yaz kim yaşasın diyor. Kim yaşasın dersen evet. Damgalanmadı. Evet. Ve fukaraların sözüne işte hiçbir zaman inanmıyor. Kimse inanmıyor. Hakimler fukaraların sözüne hiçbir zaman inanmıyor. Az evvel dediğimiz gibi herkes şehirli, şehirlerin sözü geçiyor. Pepino da sistemin içine kaptırınca kendini daha çok para kazandık. Çünkü biliyorsunuz dövülüyor. Dövüldükçe daha çok dövülürse daha çok para kazandık. Şuursuzlaşmaya başlıyor. Bol bol dayak yiyor, gidiyor parasını alıyor. Bir gün kahrolsun yani kişiye, bir gün yaşasın diyor. Bak yine ne kadar yabancı gelmiyor hiçbir şey. Kimi gördük. Evet biz görüyoruz hala yani. Ama sonra ne oluyor? Yaşıyoruz. Sonra sonunda ne oluyor? O çöpe atılıyor. Her zaman için ideolojisi olmayan, omurgası olmayan insanlar çöpe gitmeye kullanılırlar, giderler. 118. sayfada Garibaldi ve binlerin seferi dikkatinizi çekmiştir. Kızıl gömlekliler diye. Bu da altında yazan bir şey, hikayesi var onun. Papalar 5 kanunla idare ederken Garibaldi 3 kanun daha getiriyor. Bıçak, kan gütme ve passatello diyor kanunu. Şarap içerken oynanan bir Roma oyunuymuş o da. Bir de kanunlar ne kadar çoğalırsa sefalet o kadar artıyor. Sefalet ne kadar çoğalırsa kanunlar o kadar artıyor. Hapishaneler ne kadar çoğalırsa kanunsuzluk o kadar artıyor. Kanunsuzluk ne kadar çoğalırsa hapishaneler o kadar artıyor değil mi? Biz çok hapishanelerimizle övünüyoruz. Beni bundan sonra bir şey yapacağım. korkutanlar için ben her zaman korkutandır en çok korkan derim ve bunun üzerine bir yazı daha yazmıştım. Çünkü korktukça daha acımasız olur. Korkutursun. Korkuttukça cinayetlerin artar. Cinayet arttıkça korkular artar. Korkular arttıkça cinayetler artar. Bu da bir sarmaldır. Burada güzel bir paragraf vardı. Neden korkuyorlar diyor. Korkudan korkuyorlar diyor karşısındaki. Peki ama neden korkuyorlar diyor. Neden olduğunu kimse bilmiyor. Sadece korkudan. Bir millete bir kere korku sararsa artık bunun izahı yoktur. Bu hastalık herkese geliyor. İnsanı tepeden tırnağa sarıyor. Bunun için yalnız rejim düşmanları korkmuyorlar. Ötekiler, şu faşist dedikleri adamlar çok daha fazla korkuyorlar.
Onlar da bu işin böyle sürüp gitmeyeceğini biliyorlar. Hem söylüyorlar ama bundan korkuyorlar. Ne diye düşmanlarını öldürüyorlar? Korkudan. Ne diye boyuna polisler, milislerin sayısını arttırıyor? Korkudan. Ne diye binlerce, on binlerce günahsız insanı küreye mahkum ediyorlar? Korkudan. Cinayetleri arttıkça korkuları da artıyor. Korkuları arttıkça cinayetleri artıyor. Peki Papa bunlara ne diyor? Papa da korkuyor. Papa yeni hükümetten 2 milyar lira aldı. Otomobiller tedarik etti. Bir radyo istasyonu kurdurdu. Hiçbir zaman seyahat etmediği halde kendine mahsus bir tren istasyonu yaptırdı. Daha başka lüks işlere kalkıştı. Şimdi bunlar onu korkutmaya başlıyor. Roma'daki kiliselere, manastırlara bir yazı göndermiş. Daha fazla fukara çorbası dağıtılmasını istiyor. Bu korku çorbasıdır. Şimdi İtalyancasını nasıl söyleyeceğim? Fate Bene Fratelli müessesesi son zamanlarda her perşembe günü çorbaya birer parça domuz yağı pastırması atıyor. Bu da korku yağıdır. Ama 2 milyarı unutturmak için çok çorbalar, çok yağlar lazım. İnsanın edinimleri fazla oldukça elindekiler kaybetmemek için daha fazla oluyor ve onun için kendinin esiri oluyorsun aslında. Edinimlerinle esir oluyorsun. 121. sayfada 1915 depreminden bahsediyor İtalya'da. Avezzano depremiymiş. 30 Ağustos 1915 günü sabah 8'de İtalya'da La Culla yakınlarındaki Avezzano kasabasına meydana gelmiş. Çok büyük hasar gördüğü depremde yaklaşık 30 bin kişi ölmüş. Zaten bölgenin ne kadar depreme müsait olduğunu Google Earth'ten bakınca görüyorsunuz. Bütün dağlar, yarlar, yüksek her taraf. 127. sayfada ne açık ne değil bilinmiyor diye bir bölüm var. Pasaj köylünün kafasının ne kadar karışık olduğu belli. Ne kanuni ne değil bilinmiyor. Köylülere dost görünen kanun adamları köylüyü soyup duruyor. Biliyorsunuz hep bir adama bağlanıyorlar. O onları her seferinde soyuyor. Mussolini devri faşizm devri. Yanında hukuk adamı olmadan bir köylü hiçbir şey yapamıyor. Devleti okumuş yazmış insanlar oluşturuyor. Köylü dediğimiz gibi hiçbir şey yok. Kandırılıyor sürekli. Sürekli. İhtiyarlar hukuk ve avukatlığa ihtiyaç olmayan eski günleri hatırlıyorlar. Üç kanunla her şeyin hallolduğu günleri hatırlıyorlar. Çünkü diyorlar ki işte kralla halk arasında bu kadar derin uçurum yoktu. Kral halka çok çabuk ulaşıyordu. Zaman zaman çıkıyordu halkın arasına karışıyordu. Ama işte tepelere çıktıkça saraylara böyle tepelere çıktıkça halkı artık görmez oluyorsun. Sonra bir şey demedim. Yok aslında şeyi söylüyor. Kral diyor arada hiç kimse yoktu diyor. Evet. Kral ve halk var. Evet. Kral diyor tepkili kıyafet yapar halkın arasına iner. Evet. Ama seçimle diyor gelen insanlar kralla halkın arasına girince diyor evet. Krala ulaşamıyoruz, şeye de ulaşamıyoruz. Hiçbir yere. Kademelere de ulaşamıyoruz. Piyomenteliler gelince işler karışıyor diyor işte seçim olaya giriyor. Burada Yüzyıllık Yalnızlık kitabında da böyle bir şey vardı. Aslında hatırlıyorsunuz ilk önce ne kadar mutluydu. Sonra vali geldi, korumalar geldi. Bilmem ne geldi. Çok bir şey geldikçe gitti. Sonra bir daha gittikçe herkes çok andırdı. Değil mi? Ne kadar yakalıyorsunuz işte aklın yolu. Seçim gerekirse seçim listeleri ölüler ve ortada bulunmayanları dolardı diyor yani. Şey bu kadar iyi tanımlanmış. Berardo'nun mesela çok ilginç. 30 yaşında kendini ne kadar yaşlı hissediyor değil mi? Artık böyle bıkmış, bıkkınlık gelmiş. Diyor ki çılgınlıklar yapmak için yalnız gençlikte doğru bir şey yapmaktır, doğru bir şeydir diyor. Artık diyor müteahhitin evini yakmaya gerek yok diyor. O kadar bıkmış ve yılmış. Sonra şey kaçıyor zaten. Güç ve emeğin boş olduğunu görüyor. Kurnazlığın daha çok kazandığını anlıyor. Başlıyor o yola gitmeye. Zaten prens dedikleri de prens değilmiş. Prens Torleano'nun da uydurma evet. Prens olduğunu görüyoruz. Sonra işte Berardo kendini bilinmeyen adam olduğunu ilan ediyor. Ondan sonra da hapislere atılıyor bilmem ne. Sonunda da bir köylü gazetesi çıkarılıyor. İtalya'daki ilk köylü gazetesinin adı ne oluyor? Ne yapmalı oluyor? Ben de size soruyorum ne yapmalı? Bir şey yapmalı. Süreç demek ki yaşanacak ama birliği veriyor orada. Yani birlik evet. Olun diye. Birlik olun diyor her zaman. Kişi, her zaman ama öyledir yani bir arada durursak evet. Ayakta dururuz. Tabii yoksa evet birbirinizi yıpratmayın, evet. Ayağınıza çelme takmayın. Onun için de her zaman. Kurtuluş mesajını veriyor orta. Nifak sokulur her evet, zaman ayrılık da daha güzel. Yani bunlar çok yüzyılların taktikleri herhalde ve çok iyi tutuyor. İnsanlar unutuyorlar bence. Herkes unutuyor. İşte hatırlatan çıkıyor. İşte ama. Her yüzyılda bir. Çünkü her yüzyılda bir tokat yiyor insanoğlu değil mi? Beni dinlediğiniz için evet. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Biraz sayısında olmak çok güzeldi. Evet.
Hadi şimdi hep birlikte konuşmaya devam edelim. Kapatabilirsiniz beni.